Herkese merhabalar. Bugün TSKB'nin 3. çeyrek finansal sonuçlarını değerlendireceğiz. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası dün 3. çeyrek net karını açıkladı. 3. çeyrekte net kar beklentilerle uyumlu geldi. Sola finansal tablolara göre 3. çeyrekteki net kar çeyreksel bazda %5 artarak 1 milyar 857 milyon TL seviyesinde oldu. Bizim beklentimiz ve piyasanın medyan beklentisi net karlılığın 1 milyar 806 milyon TL olması yönündeydi. Net kar artışı yıllık bazda baktığımızda ise %65 seviyesinde oldu. Beklentilere paralel gelen 3. çeyrekteki karlılığın hisse üzerindeki etkisini kısa vadede nötr olarak değerlendiriyoruz. 12 aylık hedef fiyatımızı %64 getiri potansiyeliyle 10,96 TL düzeyinde sabit bırakıyor ve al tavsiyemizi sürdürüyoruz. Detaylara baktığımızda net karlılıkta çeyreklik bazda ılımlı artışın olduğunu görüyoruz. Öncelikle net faiz gelirine bakıldığında çeyreklik bazda %15 civarında bir artış var. Burada net faiz gelirlerindeki 3. çeyrekte de artışın sürdüğünü görüyoruz. Bu çeyrekte artış hızında yavaşlama olsa bile faiz giderinin beklentimizin %6 civarında olması nedeniyle %6 altında olması nedeniyle net faiz gelirine olumlu yönde destekte bulunduğunu görüyoruz. Bununla birlikte 3. çeyrekte bildiğin üzere TÜFE endeksli tahvillerin değerlemesi bütün bankalar tarafından yukarı yönlü revize edildi. Gerek enflasyon beklentilerinin %67-68 bandına çıpalanması, yani daha yüksek seviyelere çıpalanması sebebiyle aslında bankaların hepsi 3. çeyrekte %60'lı seviyelere TÜFE'ye endeksi tahvil değerlemesini yükselttiler. TSKB özeline baktığımızda da 3. çeyrekte TSKB'nin %62,2 ile TÜFE'ye endeksi tahvil gelirlerini değerlediğini görüyoruz. Buradan da 1,1 milyar TL'lik gelir elde edilerek net karlılığı destekleyen ana unsur olarak 3. çeyrekte ön plana çıkıyor. Hatırlanacağı üzere TÜFE endeksi tahvilleri TSKB ilk yarıda %49,9 oranıyla değerlemişti. Devam ettiğimizde net ücret ve komisyon tarafına baktığımızda aslında 3. çeyrekte beklentimize paralel bir artış görüyoruz. 151 milyon TL'lik bir gelir elde edildi 3. çeyrekte. Neredeyse geçen çeyreğin 2 katı bir gelir elde edilmiş oldu. Burada aslında halka arzda aracılık edilmişti 3. çeyrekte. TSKB yatırım danışmanlığı tarafından bir halka arzda aracılık olmuştu. Dolayısıyla buranın net ücret ve komisyon tarafına karlılığa katkı verdiğini görüyoruz. Ticari kar tarafında ise kur hareketlerinin dengelenmesiyle birlikte bu çeyrekte karlılığa net trading income'dan 255 milyon TL katkı geldi. Bir önceki çeyrekte kur hareketlerinin daha dalgalı olması sebebiyle net karlılık daha yüksekti. Net trading income daha yüksekti. Yaklaşık 1,5 milyar TL civarındaydı. Genel olarak baktığımızda aslında net faiz marjından da bahsetmek gerekirse çeyreklik bazda net faiz marjının %7,6'dan %7'ye gerilediğini görsek de yıllıklandırılmış net faiz marjına baktığımızda TÜFE endeksi tahvillerinde desteğiyle geçen çeyrekte %6,3'tü net faiz yıllıklandırılmış net faiz marjı. Bu çeyrekte %6,6'ya yükseldiğini de görüyoruz. Krediler tarafına bakarsak kredilerde sınırlı artışın olduğunu görüyoruz. TSKB'nin 3. çeyrekte toplam portföyünün %7'sini TL krediler oluşturdu. TL kredilerde çeyreklik bazda yaklaşık %7 büyüdü. YP tarafta ise krediler dolar bazında sabit kaldı. Böylece baktığımızda ilk 9 ayda kurdan arındırılmış olarak yaklaşık %2'ye yakın büyüdü toplam krediler. Nominal bazda ise %44,3'lük bir büyüme olduğundan bahsedebiliriz.
Bankanın 2023 yılı için vermiş olduğu projeksiyonda ise bu tahmin yaklaşık kurdan arındırılmış olarak %5 civarındaydı. Hafif şu anda aşağıda kalsa bile önümüzdeki dördüncü çeyrekte burada bir ivmelenme görebiliriz. Aktif kalitesinde baktığımızda ise oradaki iyileşme devam ettiğini görüyoruz. Bildiğiniz üzere son 6 çeyrek boyunca kesintisiz aktif kalitesinde bir iyileşme vardı. Ve 2023 yılı 3. çeyrekte de bu iyileşme devam etti ve tahsili gecikmiş alacaklar oranı %1,8'e geriledi. Aktif kalitesindeki iyileşme de ilk yarıda olduğu gibi 3. çeyrekte de güçlü seyreden tahsilatların etkili olduğunu görüyoruz. Karşılık oranları tarafında da 3. çeyrekte bankanın 1. ve 2. aşamadaki kredilerdeki karşılık oranlarını hafifçe düşürdüğünü, 3. aşamadaki karşılık oranını da ılımlı artışla yükselttiğini görüyoruz. Hatırlatmak gerekirse banka sektörün üzerindeki güçlü karşılık oranlarıyla dikkat çekiyordu ilk yarıda. Bu konumunu korumaya devam etti. Buraya ek olarak bankanın serbest karşılık stoğunu da bu çeyrekte 150 milyon TL daha da arttırarak 1 milyar 750 milyon TL seviyesine serbest karşılıklarını yükselttiğini görüyoruz. Öz kaynak karlılığı ve sermaye yeterlik oranına baktığımızda ise bankanın ilk 9 aylık öz kaynak karlılığı %42,3 seviyesine yükseldi. Geçen yılın sonunda hatırlanacağı üzere bu seviye %41,1 seviyesindeydi bu oran. Baktığımızda burada da bankanın 2023 yılı için vermiş olduğu %35'lik projeksiyonun oldukça üzerinde bir seyir izlendiğini görüyoruz. Sermaye yeterlik oranı tarafında ise de BDDK düzenlemeleri haricinde 3. çeyrekte bir hafif yükseliş var. Geçen çeyrekte %16,8'di, bu çeyrekte %17,6 seviyesine yükseliş olduğunu görüyoruz. Özetlemek gerekirse biz bu sonuçların beklentiye paralel olması sebebiyle, güçlü sonuçların beklentiye paralel olması sebebiyle kısa vadede etkisini, hisse senedi üzerinde etkisini nötr olarak da değerlendiriyoruz ve hedef fiyatımızı %64 getiri potansiyeliyle 10,96 TL düzeyinde sabit bırakarak al tavsiyemizi koruyoruz. Çok teşekkürler. Bir dahaki yayınlarda görüşmek dileğiyle.